Çok yetişkinliğin eşiğinde, 18 yaşında bir evlilik yapıyorsun sen. Orada bugün baktığında orada evlenen rapperinle ilgili duygun ne? Çocuk. Çocuk yaşta kandırıldım. Daha 17 yaşındaydım ben yani o hayatıma girdiğinde falan. Sonra böyle şey yani çok garip bir şekilde apar topar böyle bir nişan, düğün bir şeyler yaptılar. Zaten aslında ipler tamamen orada koptu. Hani evet ergenlikte ben ailede problem yaşadım, çok baskı gördüm falan ama kaçış yolu olarak ben evlendim biliyor musun? Ya yani bence çocuk yaşta yapılan bütün evlilikler zaten kaçış amaçlıdır. Tabii bu şey ya benim ailem mesela bu anlamda son derece pişmanlar şu an. Hani keşke o zaman ne yapıp ne edip bir şekilde senin evlenmene engel olsaydık diyorlar hala. O dönemde mesela babam şey dedi bana, ben işte başka bir şehirde okumak istiyorum falan, o problemlerden kaçmak için, ailevi problemlerden dedim. Hayır, yalnız gidemezsin dedi. Neden dedi? Kız çocuğusun dedi. Yoksa dedim evleneceğim dedim. Evlen dedi yani. Ben de tamam dedim ve evlendim. Çok işte hayatımın hatasını yaptım. İşte zulüm çeke çeke 6 yıl. Ya da çocuk olduğu için 6 yıl yani, yoksa mümkün değildi. Bir çocuk var artık hayatında. Biz burada Berfin'i anmaya da devam edeceğiz bu arada, kızını. Bir çocuk var hayatında ama o evde de var değilsin. Ve sonra 6 yıl senin bildiğin bir şiddetle devam eden bir evlilikten sonra bir evlilik daha yapacaksın bir zaman sonra. O hayatının kaçtığı yaşlarına denk geliyor? 30. Bu olay, bu kişinin, bu seni kandıran ve sonrasında ölen kişinin hayatına girmesiyle eş zamanlı mı? Bir süre önce. Onun çok etkisi var bu olaylarda zaten. Yine bir aidiyet şeyi, yine artık benim bir yuvam olsun, huzurlu bir yuvam olsun falan gibi. Böyle bir kaygıyla yine yapılmış bir evlilik. Aslında aşk evliliği yani ama yine şiddet. Ve mesela şey de çok can yakıcı değil mi ya, mesela bu işte ilk eşim benim öğretmendi, ikinci eşim avukattı. Yani bunu sözüm ona okuyan bilinçli erkekler yapıyor. Yaşam boyunca tüm yolculuğunda aidiyetini arayan rapperin yaptığı iki evliliği de o dönemin psikolojik baskısı altında ve yanlış kararlarla yaptığını anlatıyor bize. Oralarda da kendine bir ev aramaya devam ediyor ama her iki ilişkide de hayatında şiddet var. Özellikle vurguladığı şeylerden bir tanesi evlendiği ve şiddet gösteren insanların eğitimli insanlar oluşu. Aslında şiddet eğilimi bazen eğitimden bağımsız olarak insanın içinde, bu ülkede çoğunlukla da erkeğin içinde var olmaya devam ediyor. Eğitim alsın ya da almasın, hayatında erken dönemde gördüğü şiddeti, evindeki güvensizliği ya da şiddeti gözlemleyişini, maruz kalışını geride bırakamayan bir insan, bir erkek bununla beraber çözümü şiddette bulmaya devam ediyor. Ve çoğunlukla da bu şiddet o kişinin hayatındaki insanlara, kadınlara yöneliyor. Rapperin de bunları yaşamış ve özgüveninin çok düşük olduğu bir dönemde de hayatına beni dolandırmaya başladı dediği, o zamanki kod adıyla Sarkis Margosyan'ın girdiğini söylüyor. Yıllar sonra bu cinayet haberiyle beraber seni de bir cinayet faili olarak, birini öldüren biri olarak göreceğimiz bir kişi giriyor hayatına. Sen görmüyorsun hayatına giriyor derken. Bir kod adı var bu kişinin. Evet. Sarkis Margosyan. Sen başta bu kişinin gerçek adını Cüneyt Pala olduğunu bilmiyorsun. Bu kişi hayatına girdiğinde, sosyal medyadan sana bu vaatlerde bulunduğunda senin hayatın nasıl bir dönemiydi? İşte bütün mesele galiba orada. Yani ikinci evliliğimi henüz yeni yaptığım ve ondan da şiddet gördüğüm, onun dışında bile kendi onun ailesinden gördüğüm bir psikolojik şiddet vardı. Zekama falan, aklıma olan saygım çok azaldı. Ve benim eşim bunu da şey yaptı ya, hani bunu da tetikledi mesela. Yalnız tekisin işte, ben de seni akıllı sanıyordum falan. Çok temelde oradaki mesele zeka değil ki. Boşluk. İşte. Diğerlerinin seni ittiği, senin de o dönemde ayağa kalkmaya hazır olmadığın, kurtulmaya bir boşluk. Çünkü fiziksel şiddet anlatıyorsun, psikolojik şiddet anlatıyorsun. Aidiyetsizliği anlatıyorsun o dönem için rapperin. Bu dolandıran kişinin senin hayatına ilk girişi nasıl? Sosyal medyadan yazdı.
başka bir hesap gibi, hani sanki kendi değil de başka biri aracıymış. O şey diyoruz biz buna, tek kişilik çete. Yani dosyanın içeriğini gören herkes böyle diyor. Bayağı şey, zaten uzun bir süre bu da araştırıldı. Yani bu adam nasıl bu kadar şeyi tek başına yapabilir diye. Bayağı şey, çete. İşte sahte bir sosyal medya hesabı var. İşte sözüm ona Almanya'dan yazıyor falan ve bana o kişiden söz ediyor. İşte Sarkis'ten söz ediyor. Adam kadın olarak yazıyor, gerçekten kadın üslubuyla yazıyor. Hiç tereddüt bırakmadı bende yani o dönem. Sonra işte sözüm ona, ben kadınla muhatap oldum. Bu kişi aslında Cüneyt Pala. Evet, evet, evet. Cüneyt Pala'nın kod adı Sarkis Margosyan. Hı hı. İnsanları kandırdığı adı. Orada da Sarkis'in başka bir tanıdığı gibi yazıyor sana. Aynen öyle. İlk iletişimde. Zeliş diye bir isimle yazıyor. Evet. Halbuki yine o. İşte şey, bir marka yüzü olmak falan filan. Ben buna çok sıcak bakmadığımı, böyle bir işim olmadığını falan söyledim. Yüzle alakalıydı tamamen falan. Sonra biraz öyle olunca, hani ben çok olumlu bakmayınca başka bir yerden tutmaya çalıştı. Ona yönlendirdi işte, Sarkis Margosyan'a yönlendirdi. O da şey işte, yani müzikal şeylerden bahsetti. İşte Fransa'da şöyle şöyle konserler bilmem ne. Tamamen müzikaldi yani. Şu kişilerle çalışma. Ve bu arada çok inanılmaz kültürlü biriydi. Onu da hala aklım almıyor da. Bu kadar kültürlü, bu kadar bilgili bir insan neden bu kadar kötü olabilir? Yani şey, o da beni çok yanılttı mesela. Hani yok canım, hani adam yani Fransızca biliyor falan, İngilizce biliyor. Çok garip. Buna ikna etti beni, müzikal şeylerle alakalı. Sonra aynı zamanda yüzümle alakalı da böyle ısrarcıydı. Değişik dedi, farklı dedi. Bunu işte bir bilmem hangi markaları marka yüzü olarak kullanalım falan, bir fotoğrafçıyım diyor. Benim çevremdeki herkes de buna inandı. Yani danışıyordum yani bu noktada. Evet, olabilir falan diyorlardı. Konuştuk, işte fotoğraf çekimleri oldu. İşte belli bir miktar para istedi. Bilmem ne parası, ya bir türlü onu hatırlayamadım. Onlar tabii hep yabancı isimler, hani şey yapmamak için. Şimdi paralar hep küsuratlı. Tabii ben bunların dolandırıcı taktikleri olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Küsuratlı para özellikle taktikmiş yani. Sonra bir süre sonra, evet, birkaç aşamada biz yani toplamda böyle işte 2017'den bahsediyorum, 50 bin lira gibi bir para gitti. Bir kısmı benim de, bir kısmı da işte o dönemki avukat beyefendi, eşimin de. Sonra bir şey oldu ve sanırım ben bir şeyden şüphelendim adamla ilgili ve şey dedim. Çok saçma bir şey yaptım. Onu sanırım çok büyük bir şok yaşadım. Şimdi direkt şey dedim, sen dolandırıcısın falan diye mesaj attım. Oysa ki hiçbir şeyi anlamamış gibi davranıp tamamen polisle beraber onu yakalatabilirdim. Düşünemedim. Dolandırıldığını anladıktan sonra bir araştırma yapıyorsun ve bu adamın çocukları taciz ettiğini, sapık olduğunu falan öğreniyorsun. Bunu da özellikle herkese sosyal medya üzerinde daha dikkatli olsun diye de söylüyoruz. Evet, kesinlikle. Hele çocuklarımız, yetişkinlerin ama en çok çocukların sosyal medya profillerinden zaafları bulunuyor. Neyi istedikleri, neyi amaçladıkları, neyin hayalini kurdukları. Ve aslında bütün bu dolandırıcılık ya da istismar meselelerin kökeninde çocukları buralardan yakalama girişimleri var. Raperin, sen dolandırıcısın dedin ve o seni engelledi. Engelledi ve numarasını değiştirdi. Sonra? Ulaşamadım. Ya ulaşsam ne yapacaktım? O da ayrı bir konu yani. Sonra ben işte eşim de anladı yani, söyledim böyle böyle dolandırıcıymış falan. İşte onda şey başladı, beni inanılmaz bir küçümseme başladı yani. Anne seni akıllı sanıyordum falan dedim ya demin. Böyle şey, aşağılamalar, küçümseme. Mesela şeyi hatırlıyorum ya, bu sebepten kafamda cam tartıyı kırdığını hatırlıyorum. Şaka gibi değil mi yani? Cam tartı kırdığını kafamda. Bu sebepten. Gittin dolandırıldın, benim paramı şey yaptı bilmem ne diye. Bunu yapan bir avukat bir. İkincisi, ben zaten o parayı çok kolay kazanabilecek biriyim. Yani burada şey gibi de bir algı oluşmuştu Gökhan. Hani ya gitmiş işte para için adam öldürmüş. Hayır. Öyle değil. Ben ondan önce de çok dolandırıldım. Yani herkesin başına gel, işte konsere gidiyorsun, ücretini alamıyorsun gibi bir sürü şey oldu. Ben hiçbir zaman kimseye zarar vermeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Ya da dur gideyim onu yakalayayım, polise teslim et falan, hiç uğraşmamışımdır. Bu benimle ilgili bir şey değildi işte. Onu bulmak için çırpınmak, bu meseleyi bir şekilde onunla yüzleşmek. Asıl amaç buydu, onunla yüzleşmek. Yani tamam, sen benimle bu kadar dalga geçtin, beni bu kadar küçülttün, aşağıladın, tehdit ettin bile. Aradım açmadım, mesaj attım ben de. Sana bunları ödeteceğim. Hani bu yargı karşısına hesap vereceksin gibi. Şey dedi ya, bu chat çok eğlenceli bir oyundu falan dedi. Böyle hani keşke dedi bozmasa. Ben dedi hiç bugüne kadar kimseyle bu kadar keyif almamıştım dedi oyun oynamaktan. Sen çok eğlenceli bir oyun arkadaşısın falan dedi. Daha da bastı damarıma. Daha da küçülttü. Sen bu arada orada bir utanç da yaşıyorsun. Çok, çok. Bunun duygusu çok kötü yani. Evet, yani burada bu utandırmasıyla beraber
Onunla yüzleşme isteğin daha da fazla artıyor anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Seninle oynamak çok eğlenceliydi dedi. Sen ne diyorsun? Ya hiç ne dediğimi hatırlamıyorum. O kadar şok oldum. Gerçeğe şok oldum aslında. Sen zaten bana yeterince zarar vermişsin ya. Ve bunu durduk yere yapmışsın. Senin benimle hiçbir hesabın yok. Ben seni tanımıyorum bile. Üstüne tehdit başlıyor. Bir de tehdit. Dalga geçmeler ve tehdit işte şey. Dedik senin fotoğraflarını dedi. Sosyal medya şey vereceğim. İnternete paylaşacağım. Paylaş. Benim fotoğraflarımda bir şey yok ki dedim. Sen dedi hiç mi fotomontaj diye bir şey duymadın? Şimdi normal olduğu gibi paylaşsa hiçbir problem yok zaten benim fotoğraflarımda ama böyle deyince işte zaten bir şey altındasın. Zaten çok travmatik bir süreç bu. Bir de bunun tehdidini almak. Ne demek istiyorsun sen falan dedi. Şey dedi. İşte benim bundan sonra başım her sıkıştığında para isteyebileceğim bir dostum var raperin dedi. Aynen tehdit yani. Ben ne zaman istesem gönderirsin yoksa bunları yaparım gibi. Dedim ya bir yandan eşimin şeyi, şiddeti, baskısı aileme söyleyemedim. Ya benim ailem öyle insanlar da değil. Hani bunu anlattığım zaman benimle beraber üzülüp beni gerçekten motive edecek, yeniden hayata kazandıracak insanlar ama ya o şey çok tuhaf ya o utanç duygusu bilmiyorum. Ya çok kötü hissettim kendimi. Konuklarımda dolandırılmak değil de bu kadar küçümsenmek, hayallerininle oynanması. Bence bir insana bu hayatta verilebilecek en büyük zarar bu. En tehlikeli şey bu değil mi ya? Bir insanın hayalleriyle, umutlarıyla oynamak. Biz Paylaş Benimle Evinde raperinin anlattıklarını dinliyoruz. İşin hukuki süreci başka bir yerde. Raperin aldığı 12,5 yıllık cezayı bu dönem içerisinde yaşamaya devam ediyor. Diğer taraftan raperin o dönemdeki duygularını anlatıyor bize. Hayatına onu dolandırmak üzere sosyal medya üzerinden giren Sarkis Margosyan Kod adlı Cüneyt Pala'nın ona yaşattıkları karşısında çok utandığını anlatıyor bize. Sadece raperinin durumu için söylemiyorum. Utanç genellikle insanı sessizleştiren bir duygudur. Bu sessiz duyguda ailemize, etrafımızdakilere durumu anlatamadığımızda, bir de raperinin eşi tarafından bu konu üzerinden aşağılandığı gibi anlattığımız insanların da bizi utandırdığı durumlarda o sessiz utançla beraber bazen yanlış kararlar veririz. Bazen o utancı bir an önce giderebilmek için hayatımızda tam bir muhakeme yapmadan yollara çıkmaya başlarız hayat içerisinde. Raperin o dönem özgüvenini tamamen kaybettiğini anlatıyor. Raperin o dönem bu işi çözmenin bir yolunu bulduğunu anlatıyor ve tam da o dönem bu kişinin dolandırdığı başka insanlarla iletişime geçmek için planlar yaptığını anlatıyor. Vaat ettiği şey aslında dünya çapında sesinle ve yüzünle onun evet, anlattığı evet, şekilde biri olabileceğini söylemekti. Farklı diller de konuşuyor. Farklı insanlarla bağlantısı olduğunu da anladığım kadarıyla yalan ama kanıtladığı şeyler de gösteriyor sana. Ve sen de hayatının temelinde müzik olan biri olarak müzikle Avrupa'da olmayı, başka yerlerde olmayı önemsiyorsun. Evet. Böyle bir tehdidin de bir parçası geliyor sonrasında. Seninle oynadım ama şimdi bu fotoğraflarını fotomontajla beraber paylaşırım. Sosyal medyada paylaşırım. Bu arada bu dediğini gerçekten yapmıştı biliyor musun? Çünkü şöyle ben o arada sosyal medya üzerinden onun işte o sahte hesabı yani Zeliş adlı hesabını ben bir hesap açıp, gizli bir hesap açıp takip ettim. Onun takip ettiği herkesle iletişim bir şekilde kurmaya çalıştım. Da orada gördüm. Küçük 12-13 yaşının kız çocuklarına attığı mesajları falan gördüm. Ve bir kadın şey ya kadın böyle intihar eşiğine gelmişti. Aynı şey olmuş. Benzer bir şeylerle bir şekilde kadını kandırmış ve bütün altınlarını falan almış. Aynı tehdit işte fotomontaj yaparım falan gibi. Kadın da bana yalvardı. Yani böyle iyice böyle o anlamda sanki bir toplumsal bir sorumluluk hissettim. Onu bulup gerçekten adalete teslim etmek için. O da etkili oldu yani. Bunu gerçekten yapmış yani insanlara. Başka insanlara da yapmış. Bir de çocuklar var aralarında diyorsun.